Kamuoyuna açıklamamdır. Değerli yurttaşlarım, ben Adana ili Yüreğir ilçesi CHP ilçe gençlik kolları başkanıyım. Teslim olmaya gitmeden önce kamuoyuna ve beni seven herkese bir açıklama yapma gereği hissediyorum. 14.05.2020 Perşembe akşamı saat 21 sıralarında ikamet ettiğim Adana ili Yüreğir ilçesi Yeni Doğan mahallesinde iftardan sonra annem, babam ve erkek kardeşimle birlikte yürüyüş yapmak maksadıyla dışarıya çıktım. Bu esnada Yüreğir Kaymakamlığı önünde bir kalabalık olduğunu, kamyonlar içerisinde patates ve soğan olduğunu gördüm. Bu nedenle kalabalık içerisinde sivil giyinimli bir şahsa bu sebzelerin ne için kullanılacağını sordum. Ben bir vatandaş ve gençlik kolları başkanı ve vefa grubu çalışanı olarak bu yardımların nereye yapılacağını merak ettim. Bunun akabinde soru sorduğum sivil kıyafetli şahıs birden hiddetlenerek beni ve ailemi olay yerinden uzaklaştırmaya kalktı. Hemen sonra gençlik kolları başkanı olduğumu söyleyince ben de kaymakamım diyerek bize silah doğrulttu ve ağzına mermi verdi. Silahı 17 yaşındaki erkek kardeşimin karnına dayadı. Bunun üzerine üzerimize saldırmaya başladılar. Saldırıya uğradığımız için ben polis ihbar hattını arayarak saldırıya uğradığımızı söylemeye çalışırken polisler ikamet etti. Akabinde sanki saldırıya uğrayan ve silahla tehdit edilen biz değilmişiz de biz onlara saldırmışız gibi polisler tarafından annem, babam ve erkek kardeşimle birlikte gözaltına alındık. Bunun üzerine geceyi Akıncılar Polis Merkez Amirliği'nde geçirdik ve ertesi sabah adliyeye sevk edildik. Annem, babam ve 17 yaşındaki erkek kardeşim savcılık tarafından, ben ise sorgu hakimliği tarafından serbest bırakıldım. Ancak her ne oldu ise serbest bırakılmamın ardından AKP...